Herkese merhabalar. Bugün köyde sera dikimine başladık. Şimdi salatalık ve fidelerimizi dikeceğiz. Dikerken de size nasıl yapıldığını, ne kadar santim, ne kadar aralıklarla yaptığımızı göstereceğim. Bu arada normalde hayvan gübrelerini döktük. Toprağı motorla kazdık. Sürdük daha doğrusu. Ama şimdi koyun gübremiz de var. Bunu da böyle diplerine, fidelerin diplerine ekleye gideceğiz. Şöyle, şimdi damlama sistemi var zaten burada. Şöyle eşelim. Şimdi fideyi nasıl dikeceğimizi de göstereceğim size. Zaten toprağımız çok güzel. Şöyle fidelerimiz Antalya fidesi. Antalya'dan getirdik. İlk önce bu kısma salatalıkları dikeceğim. Çünkü daha çok yapraklı oldukları için. Şöyle bakın. Çok güzel şeyi var. Köklenmesi var. Hemen burada damlama sisteminin olduğu yere getiriyorum. Üst kısmı kapatmayacak şekilde biraz da iç kısmına şöyle gübremizden atarak dip kısmına biraz daha atalım gübremizden. Bu şekilde etrafını şöyle kapatıyorum. Elimizi bastırıyoruz dip kısmına. Çok üstünü şu arayı kapatmıyorsunuz. Dikkat edin buna. Daha sonra zaten bir can suyu vereceğiz. Bu şekilde tamamladık. Şimdi bir tane sıra atlayıp diğerine dikimini yapacağız. Onu da böyle göstereyim. Çünkü salatamın zaten yaprakları çok uzun oluyor. Hemen onu da yapalım. Tekrar göstereyim size yine. Dediğim gibi fidemizi alıyoruz. Şu kuru yapraklarını temizleyebiliriz. Hemen dip kısmına gübrelerimizden, koyun gübresinden ekleyelim. Koyun gübresi de güzel oluyor. Hayvan gübresi, mal gübresi de kullandık zaten. Toprağı hemen elimle böyle getiriyorum. Şöyle üst kısmına batırıyoruz. Elimizle bastırıyoruz. Ve şu seviye kalıyor. Tamamen örtmüyoruz arkadaşlar. Dip kısmı gözükecek yani. Anladınız mı? Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayacağım. İnşallah bitmiş halinde gösteririm. Bu şekilde 5'e 3 metrelik böyle bir seramız var. Burada ve 25 tane salata, 20 tane biber, bir tane de domates aldı şu köşede. Güzel oldu. İnşallah Rabbim hasadıyla yemeği de nasip etsin. Şöyle diktik. Şimdi bir de ilk sularını vereceğiz. Ondan sonra da büyümelerini bekleyeceğiz inşallah.